Kısa çalışma ödeneği Nisan'da son. Bu arada işten çıkarma yasağı da ortadan kalkacak. Büyük endişe var. Özellikle restoran, kafe ve turizm sektöründe kısa çalışma sürsün talebi tekrar dile getirildi. Salgın sürecinden önce 13 kişiydik. Şimdi 9 kişiye kadar düştük. Kısa çalışma dönemi bittikten sonra ne yapacağız? Mecbur, eğer işler biraz daha düşerse mecbur kalacağız çıkartmaya. En azından işte o da bir ilaç olmuştu bize. Öylesine idare ettik. Uzatılmalı. Biraz halka destek çıkılmalı. Bu sektörde çok büyük bir işsizliğe neden olacak. 700 bin kişinin aşağı yukarı genç nüfusun işsiz kalması demek. İşletmeler açıldı ama yarı kapasiteyle. Salgın öncesindeki kazançlarına dönebilmeleri kısa vadede mümkün olmayacak. Yükleri biraz olsun azalsın diye kısa çalışma ödeneği devredeydi. Ay sonunda ödenek de işten çıkarma yasağı da sona eriyor. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği TÜRİD'in Başkan Yardımcısı Gamze Cizreli'ye göre 700 bin kişinin işi tehlike altında. Yaklaşık 100 bin işletme var şu anda sektörde kayıtlı ve 2 milyonda çalışan var. Deloitte'un raporuna göre bu 100 bin işletmenin %35'i yaklaşık açılamadı veya açılsa da kapanacak çok kısa bir sürede. Çünkü bu 6 aylık kapanma yükünü kaldıramayacak. İşten çıkarma yasağıyla birlikte kısa çalışma ödeneği devreye girmişti ancak bu ay sonu itibariyle hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği sona eriyor. Birçok kişi işsiz gelirsiz kalma endişesiyle karşı karşıya. Karşılığında bir para alamayınca ben o insanın maaşını nasıl ödeyebilirim, sigortasını nasıl ödeyebilirim? Mecburuz yani ödemeler ve gelen zamlar. Yani A'dan Z'ye bizim kullandığımız malzemelerin hepsine, yani süt ürünlerine tutun et ürünlerine varana kadar, bakliyata varana kadar her aldığımız bir ürünü bir dahaki aldığımızda her şeye zam. Yarı kapasite çalışıyor esnaf. Bu süreçte artan maliyet giderlerse zorluyor. İşten çıkarma yasağı da kalkınca birçok işveren giderlerinden kısmak, faaliyetini sürdürebilmek için çareyi personel sayısını azaltmakta bulacak. Yani birçok kişi işsiz kalacak. Salgın öncesinden 15 kişi çalışıyordu. Salgında zaten 7 kişi kadarını gönderdi. Bu şekilde idare edilmiyor. Mecburiyetten müşteri sayısına göre eleman çalıştırman gerekiyor. Belli bir zaman sonra dayanamadığımız zaman işten çıkartmalar başlayacak. Bir senedir kısa çalışma ödeneği idare ediyoruz. Zorlandınız. Yani belli bir cüzi bir miktar aldık. Var mı? Kısa çalışma ödeneği bu ay itibariyle sona eriyor. İşten çıkarmalar başlayacak. Ya işten çıkarmalar tabii ki de o herkesin endişesi. Maaşlarının çok altında da olsa işsizlik fonundan karşılanan ödenekle geçiniyordu çalışanlar. Sondan bir önceki kısa çalışma ödeneklerini aldılar. İşçi ve esnaf temsilcilerinden de salgın sürecinde kısa çalışma ödeneğinin devam etmesine yönelik çağrılar. Son kısa çalışma ödeneklerini alanlar endişeli. Çünkü iş bulabilmek çok zor. Bence uzatılmalı. Görüyorsunuz zaten ortalığı virüsten geçirmeni. Kimsenin işsiz kalmasını istemiyorum yani.